Şimdi iki tane çark verilmiş. Şu ok işareti yönünde dönüyormuş. Tabii bu numaralar sabit. Çarkın şu iç kısmı dönüyor. Bu 1, 2, 3 bunlar olduğu yerde kalıyor. Şurada toplam ve çarpım sembolleri verilmiş. A çarkı, şu çark 2, 2 ilerliyormuş. Yani bir çevirmede 2 ilerleyecek. Bakalım. Verilmiş. A çarkı birim zamanda 1 bölme. Evet. A 1 bölme ilerliyor. A 1 bölme ilerliyor. B de 2 ilerliyor. Evet. B de 2 bölme ilerliyor. Şimdi buna göre toplam sembolü ilk kez 7. bölgeye geldiği zaman. Tabii biz bunu çevirince çarkın içi döndüğü için numaralar sabit. Mesela ilk çevirmemizde buraya gelecek toplam sembolü. Yani böyle çark komple hareket edecek, buraya gelmiş olacak. Bu şekilde ilk kez 7. bölmeye geldiğinde, yani şuraya ulaştığı zaman toplam sembolü, çarpım sembolü nereye ulaşır? Bunu soruyor. Tabii bir ilerlediği için bizim şu noktaya getirebilmemiz için toplam sembolünü şöyle 1, sonra şuraya 2, buraya 3, şuraya 4, 5, 6 kez çevirmemiz gerekiyor. Yani 6 kez döndürülmeli. 6 kez dönmeli bu. Tabii bu 6 kez döndüğünde bu 2 2 ilerliyor. Şöyle hesaplayacağız. Şuraya gelecek. Çarpım sembolü 1 2. Bu birinci dönüşte. Sonra 2 1 2. Burası ikinci dönüş. Evet. Bir şey yapmayacaklar bakalım. Evet. Şurası 1 2. Bu üçüncü. Evet, 1, 2, şu dördüncü. 1, 2, şu beşinci. 1, 2, bu da altıncı. Demek ki altı turda şu 5 numaraya gelecek. Evet, 5 numaraya gelir.